Müslüman kadın oyuncular sahneye çıkamıyor. Bu yasak. Afife'nin 1920 senesinin sonbaharında, yani aslında hani bugünün kafasıyla düşünsek sezon başında oluyor. Kadıköy'deki Apollon Tiyatrosu'nda, ki burası bugünkü Rex Sineması. Hüseyin Suat isimli tiyatro yazarının Yamalar diye bir oyununda Emel karakterini oynamak üzere ilk kez sahneye çıktığını biliyoruz. Emel'i Eliza Binemecian isimli dönemin çok meşhur bir Ermeni kadın aktristi oynuyor. Velakin Eliza Binemecian o dönem bir süreliğine Darülbedai'den, bugünkü şehir tiyatrolarından ayrılıp Paris'e gidiyor bir süreliğine ve Eliza gidince yerine bir kadın oyuncu arıyorlar. Ama şöyle bir sorun var. Ermeni kadın oyuncular doğal olarak Ermeni aksanıyla oynadığı için, Eliza da Ermeni aksanıyla oynamayan bir kadın oyuncu bu arada. Onun yerine kim alabilir derken Afife'ye teklif götürüyorlar. Afife o dönem zaten Darülbedai'de eğitim alan tek Türk kadın oyunculardan biri. Afife çok seviniyor okuduğumuz kaynaklara göre ve hemen ezberini yapıyor oyunla ilgili, Emel rolü için. Ve o gece Apollon Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Gerçekten tarihi bir an yaşanıyor ama o esnada seyirciler aslında orada bir kadın, Türk kadın oyuncu olacağını bilmiyorlar. Çünkü Jale diye bir isim kullanılıyor Türk olduğu anlaşılmasın diye. Çok büyük bir coşkuyla karşılanıyor Afife'nin oyunculuğu. Çok beğeniliyor ve şöyle konuşmalar oluyor. Nereden çıktı bu oyuncu? Biz bugüne kadar neredeydi bu kadın? Neden bilmedik gibilerinden. Ama böyle bir süre sonra, birkaç gün içinde aslında onun bir Türk kızı olduğu, yani Müslüman bir Türk kadını olduğu ortaya çıkıyor. O geceyi Afife kendi sözleriyle şöyle anlatıyor. Hayatımda en mesut olduğum gece, ilk sahneye çıktığı gece için. Oyunda bir ağlama sahnesi var ve kendini o kadar çok kaptırmış, o kadar çok coşkulu olmuş ki aslında gerçekten ağlıyor sahnede olduğu için. Oyunun yazarı Hüseyin Suat kuliste Afife'yi alnından öpüyor. Sahnemize bir sanat fedaisi lazımdı, o fedai sensin diye tebrik ediyor. Bunları düşününce, hani bu ilk geceyi bile düşününce sadece, gerçekten bir öncüdür Afife Jale. Çünkü bunun sonrasında defalarca polis baskını yaşıyor, ailesinden olumsuz tepki alıyor, babasından ciddi olumsuz tepki alıyor. Ama sonuçta bir sürü genç Türk kadının sahneye çıkmasına ilham ve cesaret vermiş oluyor. Daha sonra Darülbedai'den ayrılmak zorunda kalıyor. Başka bir topluluk, o dönemin özel tiyatro topluluklarından en önemlisi Burhanettin diye bir topluluk var. Oraya giriyor. Onlarla Anadolu turnesine çıkıyor. Ve Burhanettin topluluğunda Semiye Hanım diye başka bir yine Türk ve Müslüman kadın oyuncu yüreklendirdiği söyleniyor. Sonra tekrar İstanbul'a dönüyor. Yeni Tiyatro diye başka bir toplulukla Kadıköy'de sahne alıyor. Yine polis tarafından engelleniyor. Başka bir grupla bu sefer yine Anadolu'ya gidiyor. Yani sürekli böyle engellendikçe Anadolu'ya kaçıyor gibi bir durum var aslında. Milli sahneyle Anadolu turnesine çıkıyor. Orada da İzmit'te Huriye ve Hikmet Hanımlar, Trabzon'da da Ruhat adlı genç Türk bir kadının sahneye çıkmasına ön ayak oluyor. Özdemir Utku'nun aktardığına göre kadınlar arasında hani bir, aslında zaten hevesli kadınlar var, onlara ilham veriyor diyebiliriz. Gibi, ve Doktor Sait Paşa diye bir adamın torunu Afife Jale ve babası da işte 6-7 dil bildiği söylenen, yani dönemin hani aydınlarından olduğunu bildiğimiz ya da tahmin ettiğimiz gibi Hidayet Bey. Afife İstanbul Kız Sanayi Mektebi'nde okuyor. Sonra da işte 1918'de Darülbedai'ye kadın oyuncu, genç kadın öğrencileri almaya başladıkları zaman Darülbedai'ye giriyor. Özdemir Nutku Behiye Hanım'la 1977'de birebir görüşme yapmış. O zaman Behiye Hanım 80'lerinde, ki Afife'nin üvey ablası oluyor. Anne bir, baba ayrı ablası. Onun anlattığı, hani aile içinden biri olarak onun tepkisi hani önemli. Şöyle söylüyor. Nasıl karşıladığını soruyor ailesi tiyatroya girişine Afife'nin. Şaşırdık kaldık diyor. Bu kadar mazbut bir ailenin kızı nasıl tiyatrocu olur diye hayretler içinde kaldık. Çok öfkelendik. Afife ile selamı sabahı kestik. Sadece annesi Metiye Hanım onu hiç yalnız bırakmadı. Turnelerde bile yanındaydı. Çok sefalet çektiler diyor. Afife Jale ödülleri diye bir ödül var işte. 20 yıl mı, 23. yıl mı oldu bu sene, o civarda bir şey. Hani Afife Jale kadınlar açısından çok önemli bir figür olduğu için aslında orada en çok mesela kadın oyuncuların onu sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum hani bugünden baktığımda. Çünkü gerçekten tamam, bir gün elbette olacaktı bu iş ve kadınlar çıkacaktı sahneye ama
mesele kimsenin hani tırnak içinde izin vermeden onu yapmış olması. Yani tiyatro camiasında hadi sen yap bari dedikleri için onu teklif geliyor, o yapabilir diye, iyi bir oyuncu olduğu için yapıyor ama o kadar baskıya ve polis baskısına, etrafında işte tutuklama riskleri, ailesinin destek olmasına rağmen Afife Jale inat edip sürekli sahneye çıkıyor ve bu onun hayatına mal oluyor aslında. Selahattin Pınar'la 1929 yılında evlenmişler. 1928'de tanıştıklarını biliyoruz. Demek ki o bir sene bir aşk dönemi olmuş evlenene kadar muhtemelen. Ya böyle çok tutkulu ve aşk dolu bir ilişkileri olduğu biliniyor. Zaten hani Selahattin Pınar bugün yaşayan bestelerin bestekarı olan bir insan. Onun aslında bir sürü şu an dillerde olan şarkısını Afife Jale'ye yazdığı biliniyor. Hatta Afife Jale hayatını kaybettikten sonra da ona şarkılar yazdı. Biliniyor. Huysuz ve Tatlı Kadın en bilinenleri. Nereden Sevdim O Zalim Kadını var. Bunlar aslında Afife Jale'nin eserleri bir anlamda, yani ona yazıldığı için diyebiliriz. Mesela ablası morfin bağımlılığı hikayesini bütün o polis baskınlarına bağlıyor. Çok zor zamanlar yaşadı ve çok korktu aslında diyor polis baskınlarından ve çok korktuğu için bir doktor ona morfin veriyor, ondan sonra bağımlı oluyor. Ve Selahattin Pınar'la da böyle çok tutkulu bir ilişkileri var ama sonra biraz ilişkileri bu bağımlılıktan dolayı da kötüye gidiyor ve söylendiğine göre hani bırak beni diyor Afife Jale ona ve bu şekilde ayrılıyorlar. Ama Selahattin Pınar da aslında büyük bir tutkuyla sevmeye devam ediyor, çok üzülüyor ölünce. Zaten ailesi de Selahattin Pınar'la evleninceye kadar küs kalıyor bu arada Afife'ye. Selahattin Pınar'la evlendikten sonra bir barışıyorlar, direkt ablası söylüyor bunu. Ondan sonra da ayrılık sürecinde tekrar zaten onun işte bağımlılık yılları ve yalnızlık yılları başlıyor. İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan Darülbeda'ya yazı geliyor 27 Şubat 1921 tarihli. Ve Müslüman kadına sahneye çıkarılmamasını emrediyorlar önce. Kesin olarak. Aslında bunu Afife için çıkarıyorlar. Sonra daha beter bir şey oluyor ve 8 Mart 1921'de, yani Kadınlar Günü'nde Afife'nin görevine son veriliyor. Öyle aslında başlıyor hani o çöküş ve düşüş diyebileceğim şey Afife için. Gerçekten ciddi, çok çok ciddi bir şekilde yalnız bırakıldığını bütün o her şeyi birleştirince görüyoruz. Çünkü yani en çarpıcı olan şey şu ki 1923'ten sonra Türk kadınlar sahneye çıkmaya başlıyor. Sinema filmleri çekiyor. Muhsin Ertuğrul'un çektiği filmler var. İşte Bediha Muvahhid mesela sahneye çıkıyor. Bir sürü kadın oyuncu var. Darülbeda'da da kadın oyuncular çıkmaya başlıyor. Ama neden olduğunu bilmediğiniz bir şekilde Afife Jale'yi kimse çağırıp Darülbeda'yı hadi gel sen, o bizim fedaimiz, öncü kadınımız, tekrar sahneye çıksın, dönsün yapmıyor. Bunalımlı geçirdiği dönemler var. Morfin bağımlılığı dönemleri var. Ve bütün bunların neticesinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmeye başlıyor. Ve çok kötü koşullar altında ve çok yalnız. Kimse ziyaretine gelmiyor. Kendisi söylüyor, beni unutmuşlar diyor. Sahneye çıktığımda alnından öpen muharrir, beni teşvik eden büyük adamlar, hayranlarım, seyircilerim, arkadaşlarım hepsi beni unuttular. Gerçekten çok çok ciddi bir şekilde çöküyor ve yani Afife Jale akıl hastası değil. Bir bağımlılık sorunu var sadece ama akıl hastalığıyla aynı koğuşta yatıyor. Gerçekten ciddi ruhsal sorunlar yaşayan insanlarla birlikte koğuşu paylaşıyor. Ve burada boğuluyorum diyor. Tımarhane köşesinde ölmek istemiyorum. Ne yapıp dedim, beni çıkartın buradan. Bir şekilde çıkarılıyor. O zaman işte Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nın kurucusu Mazhar Osman da yardımcı oluyor. Çıkarıyorlar ama yine böyle çok yoksulluk içinde, kötü koşullarda bir evde kalıyor. Ve Mazhar Osman müdahale edip burada kalacağını hastanede kalsın daha iyi diyor. Tekrar hastaneye geliyor. Sefalet içinde sona eriyor hayatı. Afife Jale 24 Temmuz 1941'de 35 yaşında gözlerini kapatıyor hayatı ve şey diyorlar, çok kötü ya. O ölürken yan yatağında çifte telle oynayan insanlar vardı. Çünkü ruh ve sinir hastalıkları hastane sonrası. Bu kadar sahip çıkılmaması, sonra Kazlı Çeşme'de defnediliyor. Ama şu an mezarın neresi olduğunu bile bilmiyoruz şu anda. Sevda gibi. Hayatının simgesi o kırmızı elbise ya da beyaz kurdele olurdu diye düşünüyorum. Emel karakteri için ilk oynadığı oyunda kırmızı bir elbise giyiyor, beyaz çorap, beyaz iskarpin ve başına da beyaz bir kurdele takıyor rol için.
Yani bilmiyorum, ya o kırmızı elbise olurdu, böyle bir isyan rengi hani kırmızı, ya da belki o beyaz kurdele de olabilirdi, tutkusunu ve başına taktığı tutkusunu temsil eden bir şey ve sahne sevincini de, yani kurdele böyle sevinçli bir şeydir ya. Huysuz ve tatlı kral.